Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok kolay pasta yapacağız. Yimden almış olduğum iki katlı pasta kekiyle nasıl dört katlı pasta yapılır? Birlikte yapacağız arkadaşlar. Malzeme listesini söyleyeyim. Sütümüz var. Görmüş olduğunuz gibi puding. Bu sütü pudingin arkasında ne kadar ölçü yazıyorsa ona göre kullanacağız. Pasta kreması var. Bunu da arkadaki ölçüsüne göre kullanacağız. Pasta tabanımız var. İki katlı. Bunu dörde ayıracağız. En son üstünü süslemek için de Hindistan cevizi kullanacağız. Hadi başlayalım arkadaşlar. İlk öncelikle pudingimizi, tenceremizi aldık. 3,5 su bardağı süt ilave edeceğiz. Çırpıp ocağa alacağız arkadaşlar. Çikolatamız ocakta kaynarken biz pasta kekimizi ikiye ayıralım arkadaşlar. Bir tabanını, sonra diğer tabanını. Pasta keklerimizi dörde ayırdık arkadaşlar. İki katlıydı. Dörde ayırdık. Şimdi pasta kremamızı yapalım. 1,5 bardağı süte, soğuk sütümüze pasta kremamızı ekliyoruz. Şimdi çırpacağız bunu arkadaşlar. Koyu hale gelinceye kadar çırpacağız. Krem şanti gibi olmuyor bu. Daha koyu oluyor. Köpük köpük de olmuyor. Çırpalım şimdi. Pasta kremamız hazır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde homojen bir kıvamda. Krem şanti gibi köpük köpük olmuyor. Başlayalım şimdi. Çikolatamız da pişti bu arada. Ilımaya aldım. Sıcak dökülmeyecek çünkü üstüne. Hadi başlayalım. Pastamızın en alt katını aldık arkadaşlar. Sütle ıslatıyoruz. Kremayla iç içe geçsinler diye. İsterseniz bu işlemi suyla da yapabilirsiniz. Dökelim. Çok dökmeyelim arkadaşlar. Katlarımız ince çünkü. Ağzı sırf krema gelmesin. Her katını bu şekilde süreceğiz. Keklerimizi de sütle ıslatacağız. Üst üste koymadan önce. Bu şekilde. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Dediğim gibi katlarımız ince. Şu kekimizi de şu şekilde ıslattık. Yeterli. Islak tarafını şu şekilde bırakıyoruz. Şu üst kısmına da çok az süt gezdirip kremamızı dökeceğiz. Bütün işlemleri aynı şekilde devam ettireceğiz. Aynı katlarda. Şekilde. Yeter. Diğer katlarını koymaya devam edeceğim ben. İşlemimiz bitti arkadaşlar.
Çikolatamız şimdi ılıyor. Ilıdıktan sonra, soğuğa yakın olduktan sonra kekimizin üstüne dökeceğiz. Dolabımıza alacağız. 1-2 saat dinlendirdikten sonra süsleme işlemimizi yapacağız. Çikolatamız ılıdı arkadaşlar. Şu şekilde dökelim. Pastamızı dolaptan aldık arkadaşlar. Şimdi süslemesini yapalım hadi. Pastamız hazır arkadaşlar. En son kalan pasta kremasını kullandım. Üstüne çilek ve en üstüne Hindistan ceviziyle süsleme yaptım. Şimdi tekrar dolaba atacağım. Bir saat daha dinlenecek, bekleyecek. Akşam afiyetle yeriz inşallah. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar pek fazla maliyeti de yok. Çok uğraştırıcı bir şey de değil. İsterseniz iki katlı da yapabilirsiniz. Ama sonuçta görmüş olduğunuz gibi dışarıdaki pastalardan çok bir farkı yok. Evde yaptığımız için bu şekilde olabilir. Hiç fark etmez. Hiçbirimiz çok çok usta değiliz. Bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Mutlaka deneyin. Şimdiden afiyet olsun.